with a slow motion crew, and we up in our growlings when önce veya yazın açılacaktır muhtemelen. Burada böyle pizza falan var, Subway falan da var. Çok tatlı böyle minik böyle bir courthouse var. Ve biz burada böyle bir şey bulduk şu arkada. Böyle terk edilmiş posta kutuları var arkadaşlar. Böyle niye bu kadar karandım? Böyle posta kutuları, bazıları açık bazıları kapalı, bir örümcekler falan var. Bize şey konuşuyor, sanki böyle bir felaketten sonra her şey bırakılmış gibi falan. Çünkü hiçbir şey yok etrafta, çok sessiz. Ama çok güzel görünüyor. Burada biz bir şeyler daha bulduk. Mesela burada önceden kalmış herhalde şeyler var. Tren şeyleri falan var, rayları. Bir de burası muhtemelen birisi olmasaydı veya daha havalar iyice ısınmış olsaydı muhtemelen daha canlı olur gibi hissediyoruz. Çünkü burada lunapark falan da var. Ama hepsi kapalı. Ama öyle birazcık böyle korkunçlu geldi bize. Çünkü değişik yani. Her şey bir örümcek ağlarıyla kaplanmış falan. Arkadaşlar bakın, her şey böyle rengarenk görünüyor. Normalde burası 50 yıllık bir şeymiş. İşte burada böyle minik bir tane hayvanat bahçesi var. Burada luna parklar var. Burada bakın böyle yemek yerleri falan var. Ama baktığınız zaman şu anda her şey terk edilmiş gibi. Biz de şey diye konuşuyorduk, işte haritaya baktık dedi. Gerçekten hani Covid'in gerçek olduğunu bir defa da anlamış olduk. Çünkü şu anda buradaki hayvanları muhtemelen başka yere taşıdılar. Çünkü hiçbir hayvan yok. Normalde benim arkadaşım buradaki çiftlikte çalışıyordu. Şimdi her şey kapalı ve böyle ne luna park açık, ne yemek yerleri açık. Çok değişik hissettiriyor ve hani asıl şehrin merkezinde yaşadığınızda çok fark etmiyorsunuz. Ama özellikle böyle yazlık yerlere gelindiğinde daha çok fark ediliyor. Virüsün gerçek olduğu birazcık üzdü bu bizi. Ama öyle çok değişik hissediyor. Sanki böyle 50-60 yıldır her yer kapalıymış gibi. Baksanıza hiçbir şey yok etrafta. Her şey kapalı.
Normalde burasının rengarenk cıvıl cıvıl olması gerekirdi. Çimleri bile kesmemişler. Muhtemelen teşvik edici olmasın insanların gelmesi diye ama çok ilginç. Biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Oğlun'la parklar olduğu yeri falan gezdik. Şimdi bir yerlerden yemek alacağız. Muhtemelen pizza alacağız. Birazcık içtiklerde yiyeceğiz. O şekilde hava çok güzel. Ben normalde su kenarında diye soğuk olur diye beklemiştim ama çok güzel, böyle hafif esiyor falan. Yine çok güzel. Biz Söda'yla sabah kahvaltı yapmaya geldik. Size normalde yemek yemeden önce de anlatacaktım ama biliyorsunuz ben bir kahve bağımlısı olarak kahve alıp içmemiştim sabah. Şimdi yiyecek kahve içip yiyecek halime geleyim. Evet, dişlerimiz mavi oldu bu arada. Pankek yedik bir tane. Ama öyle şimdi çok güzel bir arayadayız. Kahvaltı yaptık. Şimdi sokakta yiyeceğiz öyle. Kanka derim, şimdi biz uzun süre dışarı çıkmayacağız. Belli başlı şeyler başımıza geliyor. Mesela bugün başımıza gelen olay şöyle. Şimdi ben de belli başlı olaylara böyle İngilizce tepki verirsin ya. Şu anda seslendirmek istemiyorum çünkü an önce son olarak kaçındığımız şey oldu. Şimdi mesela evde bir şey oluyor, mesela İngilizce olarak tepki veriyoruz böyle. Hani hem komik oluyor hem böyle şey oluyor. Ve hani normalde yapsam da hani komik olur da işte, anladın tamam mı? Az önce dışarıda yemek getiriyorlar, arka masada kimseler böyle domuz etli falan bir şey söyledi. Adam da dedi, yes koyayım. Ama bunu İngilizce dediği için herkes döndü baktı. Şimdi normalde Türkçe demiş olsaydı insanlar anlamayacak, kendimize konuşacağız lan diyorlar ama öyle rezillik işte, onun için çok komik olmadı ama aslında çok rezil verici oluyor çünkü anlıyorlar, bazen anladıkları unutuyoruz. Öyle. Şimdi yedik yemeğimizi söyledi, ablam benim pankeklerim de ilgi çıkıyor. Ayy. Ablam 11 aylık hamile. Tamam, birer kahve olmaz. Sen olmuşsun işte. Bu arada bir de... Hadi gidelim şunu. Biz böyle aç dışarı çıkınca... Aç dışarı çıkıp yemek yiyince bile bize bir enerji patlamış geliyor. Biz bir günler öyle bakıyoruz. Ve yemek yerken geliyor. Ay, bir şey yerken Tim Hortons'ı işte böyle McDonald's'tan birazcık daha iyi, Starbucks'tan daha kötü, böyle bir şey. Buranın işte Amerikan Dunkin Donuts neyse, Kanada'nın Tim Hortons'u da o.
böyle belli başlı yerlerde downtown'da 10 tane location'ları varmış. Urban Tim Hortons olarak geçiyor. Burada diğer store'larda olmayan kahve çeşitleri, yemek çeşitleri falan var ve tatları daha güzel. Mesela bu Tim Hortons'ın cold brew'u normalde sürekli alırım ama tadı bir kat daha güzel. Ve böyle belli başlı şeyler var. Mesela matcha, Starbucks'larda olur genelde böyle. Her yerde kolay kolay bulamazsınız. Yani küçük kahve shoplarda falan var ama Tim Hortons'da normalde asla olmaz. Ama burada matcha'nın içeceğini bırakın, matcha'lı tatlar bile vardı. Çok hoşuma gitti, çok güzel. Oh, 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 oh